Sürekli g fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş. x eşittir eksi 7 ile x eşittir 7 ve eğri altında kalan alan için tahmini bir değer elde etmek adına Riemann toplamını kullanmak istiyoruz. Bahsi geçen alan mavi ile boyanmış. Alanları küçükten büyüğe doğru, en küçüğü en üste, en büyüğü en alta koyarak sıralayınız. Ekranda Khan Akademi alıştırmalarından gördüğünüz kutucukları sürükleyebileceğiniz bir alıştırma ekran görüntüsü var. Ekran görüntüsü olduğu için bu kutucukları sürüklemek yerine alanları küçükten büyüğe sıralamak için numaralar kullanacağım. Biri en küçük, üçü ise en büyük alan için kullanacağım. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve burada verilenlerin en küçüğü ile en büyüğünün hangisi olduğuna karar verin. Sol Riemann toplamı ve sağ Riemann toplamını grafik üzerinde göstererek elde edeceğimiz alanları gerçek alanla karşılaştırabiliriz öyle değil mi? Kullanacağımız dikdörtgen sayısını da rastgele seçebiliriz ve bu noktada amacımız alanları karşılaştırmak olduğu için ne kadar az dikdörtgen kullanırsak işimizin o kadar kolay olacağını da eklemek istiyorum. Hatta bu dikdörtgenlerin kısa kenarlarının birbirine eşit olmasına da gerek yok. Peki sol Riemann toplamı ile başlayalım. x eşittir eksi 7'den x eşittir 7'ye kadar olan bu aralıkla ilgileniyoruz. Birinci dikdörtgeni bu şekilde çiziyorum. Sol Riemann toplamı dikdörtgenin uzun kenarını fonksiyonun kısa kenarın sol köşesinde aldığı değere göre belirler öyle değil mi? Bu dikdörtgenin kısa kenarının sol köşesi x eşittir eksi 7'de ve fonksiyonun bu noktada aldığı değer de 12'ye eşit olduğundan uzun kenarı da bu şekilde çizelim. Bu dikdörtgeni çizerken bile sonuç olarak elde edeceğimiz alanın gerçek alandan büyük olacağını yani yüksek bir tahmin elde edeceğimizi anlamak mümkün. Sıradaki dikdörtgen bu noktada başlayacak yani kısa kenarın sol köşesi bu olacağı için uzun kenarı da bu olacak. Az önce de söylediğim gibi birbirine eşit dikdörtgenler yerine eşit olmayan dikdörtgenler kullanacağım. Genelde eşit olanlar kullanılır ama bu şekilde de geçerli bir Riemann toplamı elde edebiliriz. Bu dikdörtgenle sonuç olarak elde edeceğimiz alanın yüksek bir tahmin olacağını anlamak daha da kolay. Mavi alanın bu dikdörtgenin alanı içinde kaldığını görüyorsunuz değil mi? Son dikdörtgende x eşittir 3'te başlasın, kısa kenarın sol köşesini kullanacaktık. Evet, fonksiyonun burada aldığı değer uzun kenarı belirleyecekti ve gördüğünüz gibi bu alanda gerçek alandan büyük olduğundan sol Riemann toplamının yüksek bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada tüm bunların sebebi de fonksiyonun artan bir fonksiyon olmaması en azından bu aralıkta fonksiyonun ya azaldığını ya da bu şekilde sabit kaldığını görüyoruz böyle bir fonksiyon için kısa kenarın sol köşesini kullandığımızda kullanacağımız değer fonksiyonun o aralıkta aldığı en büyük değere denk gelecektir bu yüzden de bu kısımları yani tahminimizin yüksek çıkmasını sağlayan alanları da hesaba katmış oluruz başka bir deyişle sonuç olarak elde ettiğimiz alan gerçek alandan daha büyük olur Şimdi isterseniz bir de sağ riman toplamına bakalım. Bunun için de farklı dikdörtgenler kullanalım. Birinci dikdörtgenin kısa kenarı eksi 7'den eksi 5'e uzansın. Sağ riman toplamında uzun kenarı belirlemek için fonksiyonun kısa kenarın sağ köşesinde aldığı değeri kullanırız ve g eksi 5 işte burada. Birinci dikdörtgeni bu şekilde çizdik. Sıradaki dikdörtgenin kısa kenarının sağ köşesi x eşittir 0 olsun. İşte böyle. Bu sefer 4 tane dikdörtgen kullanalım. Sıradaki dikdörtgenin kısa kenarının sağ köşesi x eşittir 3 olsun. Evet hemen çiziyorum. Ve sonuncusu da x eşittir 7'de olacak. Sağ Riemann toplamı olduğu için sağ köşeyi kullanıyoruz. x eşittir 7'de fonksiyonun aldığı değer de bu. Şimdi kırmızı ya da pembe dikdörtgenlerin alanlarının mavi alandan küçük olduğunu görüyorsunuz değil mi? O halde bunun için de düşük tahmin yazıyorum. Bu yine fonksiyonun artan bir fonksiyon olmamasından kaynaklanan bir sonuç. Fonksiyon ya azalıyor ya da sabit kalıyor. Bu yüzden de fonksiyonun sağ köşede aldığı değerini kullandığımızda elde edeceğimiz değer o aralıktaki herhangi başka bir değerden her zaman düşük olur ve sonuç olarak gerçek alandan daha küçük bir alan elde ederiz. Buraları hesaba katmıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Evet, tüm bu alanlar elde edeceğimiz alana dahil değiller. Bu yüzden de düşük bir tahmin yapmış oluyoruz. Bu alanları küçükten büyüğe sıralamamızı istemişlerdi öyle değil mi? Sağ riman toplamı düşük bir tahmin yaptığı için en küçük alandır, sonra gerçek alan gelir, sonra da yüksek bir tahmin yapan sol riman toplamı.